İyi günler Cezoslar, kanalımın değerli takipçileri. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ceviz aşılarımızı yaptık, budamalarımızı yaptık arkadaşlar. Aşılarımız artık tutmaya başladı, büyümeye başladı. Bundan sonraki konumuz arkadaşlar, cevizlerimiz artık. Hereklemeler işlemleri, streç film ne zaman alınacak, torba ne zaman alınacak, ondan sonra torba ne zaman, su ne zaman verilecek, bu konular. Arkadaşlar, bugünkü konumuz, ne dedik? 1 Haziran 2024'teyiz artık. Ceviz herekleme nasıl yapılır? Neden yapılır? Yapılması gerekir mi arkadaşlar? Aşılarımızı yaptık. Bakın şöyle. Bu benim abimin bahçesi. Yan taraf benim bahçe. Onu biraz sonra göstereceğim. Aşılarımızı yaptık. Kalemlerimiz tuttu. Bakın arkadaşlar şöyle. Bir kalemde 3 göz patlamış. Biz bunun bir tanesini büyütmeyi düşünüyoruz. Her kolda. Her kalemde bir tane olacak. Bakın aşılarımız tuttu. Kalemlerimiz sağlam. Meyveler düzgün. Artık bunların işlemimiz ne? Bakın arkadaşlar. Maşallah. Nada da değdirmeyelim. Hemen kendi bahçemize geçelim. Bundan sonraki konumuz arkadaşlar. Bu kalemlerimizi, bu sürgünlerimizi sağlıklı bir şekilde nasıl koruruz? Onun yoluna bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde olmaz. Bu zayıf. Bu kardeşim bahçesi dedim. Bu daha sonra değiştirecek. Hereklemelerini sağlamlaştıracak. Nasıl yapacak? Yukarıda tekrar göstereyim. Şöyle geçiyorum. Burada bir duraklatalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, o bahçeydi. Şurası demden gösterdiğim. Yavaş geçiş yapalım. Bu da aslında bizim bahçemiz. Biz aşıyı biraz geç yaptık. Kalemlerimiz geç patladı. Bakın arkadaşlar, sürgülerimiz böyle. Hereklemeyi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bu şekilde. Öncelikle şu ağaçlarımızı, bunlar bizim cevizin kendi dalları. Yani ağacımızın sonbaharda kesim yaparken veya bir ay önce kesim yaparken aldığımız kendi dallarımız arkadaşlar. Bunları atmadık. Düzgünlerin, uzun olanlarını değerlendirdik. Bu şekilde her yıl olarak kullandık. Ayaklarını sağlamlaştırdık arkadaşlar şöyle. Daha sonra dikdörtgen veya kare olacak şekilde çaktık tahtalarla. Güvene aldık. Ondan sonra kalem ağaçlarımızı sağlam aldıktan sonra arkadaşlar, bakın şöyle sürgünlerimizi eski kumaş parçalarıyla veya pamuklu iple arkadaşlar, bakın bunlarla alıp bu sürgünlerimizi uzadıkça arkadaşlar, şöyle uzadıkça bu hereklere sağlam bir şekilde bağlıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Öncelikle kırılmasın rüzgarda diye. Ekrana bakalım. Sürgünler rüzgarda kırılmasın diye. İkincisi de ağacımızı istediğimiz şekli vermek için arkadaşlar. Bizim chapter'da istediğimiz ceviz terbiye şeklimiz modifiye lider. O yüzden her kalemden bir sürgün büyüyecek şekilde arkadaşlar modifiye lider yapacağız. Ona da o terbiye şeklinde bu şekilde buradan başlayacağız arkadaşlar. Yani buradan başlayacağız ki düzgün olsun. Daha sonra yoksa bakın şöyle sürgünler şöyle hepsini bir yere bağlayıp birleştirip hepsi 2 metre 3 metre uzarsa daha sonra biz bunları kesmek zorunda kalırız. Şöyle söyleyeyim. Deminden baktığımızda cevizler büyüktü. Bunlar daha yan açıyor. Küçük. Mesela bu sürgünün yan dal. Şöyle bir yerden çekelim, gösterelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu benim yan dalım. Yine yan dal olacak. Lider olmayacak. Ne yapacağım? Bunu yana çekeceğim. O yüzden de şöyle bunu yandaki here şöyle bağlıyorum arkadaşlar. Ağaçlarımızın kalınlıklarına göre, ağaçlarımızın dal yapısına göre arkadaşlar herekleme işlemi yapıyoruz. Bakın böyle bazen dikdörtgen oluyor, altılı. Bazen ekrana bakın.
Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Kare şeklinde. Yine eleklerimizi sağlam aldık. Ortadaki kolumuz. Burada liderimizi buradan devam ettireceğiz. Yan sürgünlerimiz. Şöyle. Bir tane alalım. Bakın arkadaşlar. Cevizini ister koparan ister koparmayan. Koparsak sürgünler daha düzgün gider. Şöyle aldık. Ben bunu yan dal yapacağım. O yüzden uzadıkça biz bunları sağlam bir şekilde bağlayacağız. Uzadıkça kontrolünü devam ettireceğiz. Bu sürgünümüz de şuradan. Kalemler patladıkça, sürgünler patladıkça arkadaşlar sarma işlemlerine devam edeceğiz. Gerekirse bunları terek ilave etmemiz gerekirse ilave edeceğiz. Bakın şu yukarıdan bakalım temelindeki ağacımıza. Geçişler yavaş yapalım. Şöyle geçelim. Bu geçen yok yaşımız arkadaşlar bakın. Bunu da hereye tek yapmışız. Bu fernarımız hala toz veriyor. Bakın. Hereye tek yapmışız. Burada Herek bağlamışız. Hiç çakma işlemimiz yok arkadaşlar. İki tane herek. Bunları devam ettireceğiz. Şöyle olacak bunlar da. Şu şekilde. Bunlar da pamuklu ip. Pamuklu ip güzel olacak arkadaşlar. Bunları da kesinlikle balya falan kullanmıyoruz. Şöyle. Mesela bu ağacımızda böyle bir herekleme işlemi yaptık arkadaşlar. Buradan çıkan sürgünleri bağlayacağız. Etrafa dağıtacağız. Diğer ağaçlarımız şöyle. Onlar da öyle bir işlem yaptık. Yani ağacın kalınlığına göre, ağacın şekline göre, kalem sayısına göre, dal yapısına göre özellikle böyle iki kollu ağaçlarda arkadaşlar, iki kollu ağaçlarda genelde böyle kule şekli yapıyoruz. Dört kenarından. Tek kolluysa, tek gövde üzeriyse mesela bunlar da şu şekilde direkt dal bağlayabiliyoruz. Yani böyle tek gövde üzeriyse bunlar da direkt bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu çaputlarımı buraya koyacağım. Pamuklu bezlerimi. Ondan sonra uzadıkça bağlayacağım. İleride devam edelim. Evet arkadaşlar bu da gene aynı şekilde iki herek üzeri bağlamışız. O şekilde devam eden bir aşımız. Şöyle. Bu yüksek 3 kol. Her kola birer tane herek bağlamışız. O şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu ağacımız yine çent bulaştırdık bunu. Bakın şöyle. Bunları bağlayacağız. Kule şeklinde devam ettik. Sağlamlaştırdık. Bakın cevizleriyle çıktı. Şöyle. Bunları iple bağlayacağız tekrar. Şöyle devam edelim. Şöyle geçelim. Şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar bu da kule şeklinde yine. Kule şeklinde bir herekleme sistemi arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradan geçelim ben böyle çekeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da kule şeklinde. Şurada şöyle bu ağacımız kırmızı cevizi. Bu ağacımız kırmızı cevizi. Kırmızı ceviz olarak aşıladık arkadaşlar. Bakın bunda da 3 kol şeklinde yaptık. Ortadan lideri götüreceğiz. Kenarlar yandan yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar.